Ve biz de müellifin ifadeleri aralarına ayetlerden ve hadislerden müellifin anlattıklarını destekleyen, sonuç cümlelerini besleyen bir kısım naslar getirmiştik. Ve konuyu bir tahavi akidesi düzeyinde, o ölçekte, o hacimde izah etmeye çalışmıştık. Tabii ki meselenin detayları vardır. Allah Resulü'nün hayatında bir siyer okumasında Miraç ve İsra hadisesi ele alınırken tabii ki daha etraflı, daha derinlikli meseleye yaklaşmak gerekir. Ya da İsra Miraç hadiseleriyle ilgili rivayetleri bir muhaddis, bir tarihçi gözüyle rivayetler arasında yer yer birbiriyle çatışan problemli ifadeleri uzlaştırma efendim kaygısıyla, hedefiyle hareket eden bir muhaddis için tabii ki konunun incelenecek çok daha etraflı boyutları var. Ama bizim için bir akide metninde, bir inanç dersinde tabii ki meselenin ele alınacak boyutları sanıyorum geçen hafta burada arz edildi. Bugünkü derste daha önce de kısmen ve farklı yönleriyle temas etmiş olduğu kader konusuna müellif tekrar temas ediyor. Söz bir şekilde dönüyor, dolaşıyor. 3-5 ders gidiyoruz, tekrar kader meselesiyle karşılaşıyoruz. Hatta ileride tekrar kader meselesine, bu sefer kulların fiilleri, fiillerini kullar yaparken ne kadar özgürdür? Özgür irade dediğimiz şey ne kadardır, nereye kadardır? Konusu tekrar gündeme gelecek. İstitaat meselesi gündeme gelecek. Ve orada tekrar biz bir yönüyle kader bahsine dönmüş olacağız. Burada yadırganacak bir şey yok. Çünkü kader konusu, müellifin yaşamış olduğu çağı hatırlayalım. İlk derslerde hatırlıyorsanız biz müellifin hayatını burada anlattık. Size dağıtılan not kağıtlarında da yer alıyor bu. İmam Tahavi Hicri 3. yüzyılın ikinci yarısıyla Hicri 4. yüzyılın başlarında yaşamış. Yani 200'lü yılların sonuyla 300'lü yılların başlarında yaşamış. Yaşamış olduğu döneme bakıyorsunuz. Mutezile'nin efendim ehli sünnetle, işte ehli hadisle çok ciddi anlamda tartışmaları var. Tartışmalar, münazaralar, münakaşalar, ilmi polemikler çok kızışmış. Bir takım söylemler gelişmiş. Bir takım liberal söylemler, kulun özgürlüğünü savunan liberal söylem özellikle Mutezile tarafından dillendiriliyor ve bunlar etrafta yayılıyor. Yavaş yavaş ehli sünnet kelamı dediğimiz ekol doğmaya başlamış. Ve daha sonra işte Ebu'l-Hasen el-Eş'ari ile, işte Mavera'un-Nehir'de Ebu Mansur el-Maturidi ile bu ekol ciddi anlamda olgunlaşıyor ve artık iki ekol olarak, Maturidilik ve Eş'arilik olarak tarihe geçmeye layık hale geliyor. İşte böyle bir dönemde, yani artık itikadi meselelerin sadece işte ayet ve hadisler çerçevesinde ve sadece ayet ve hadislerde anlatıldığı kadarıyla o yalınlıkta ele alınmadığı, daha derinlemesine bir takım itikadi problemlerin gündeme getirildiği ve bu problemlerin de çok son derece rasyonel biçimde tartışıldığı, bunun karşısındaki nasların da bu tartışmalarda ortaya konulan fikirler, efendim oluşturulan söylemler çerçevesinde tevil edildiğini ya da bir kısmının reddedildiğini çok yakından müşahede ettiğimiz bir dönemde yaşıyor ve genelde de liberal insanın da en çok takıntılı olduğu konu nedir? Kaza kader konusudur. Allah ezelde benim ne yapacağımı, ne edeceğimi takdir ettiyse, alın yazısı diye bir şey varsa, şu halde benim bu dünyadaki yaşamımın ve bu yaşamım neticesinde vermiş olduğum imtihanın hiçbir anlamı yoktur. Cenab-ı Allah beni %100 özgür bırakmış olmalıdır. Hiçbir işime karışmamış olmalıdır. Ben ne yapıyorsam, ne ediyorsam bunu mahza kendi irademle yapmış olmalıyım. Allah'ın iradesinin yapıp ettiklerinde hiçbir dahli tesirinin olmaması gerekir düşüncesi. Popüler bir düşünce oluyor böyle bir ortamda. Haliyle bu kaza kader etrafında, kulun özgürlüğü etrafında, kulun gücü etrafındaki tartışmaları da alevlendirmiş oluyor. Diğer kelam kitaplarına baktığınız zaman da sadece kader başlığı altında ele alınan mesele değil. Başlığı istitaat olabilir, başlığı irade olabilir, başlığı halkul ef'al olabilir, kulların fiillerinin yaratılması meselesi olabilir. Farklı alt başlıklarla ele alınan konuların hepsini topladığınız zaman bunların yekünü kaza kader bahsine girerler
Ve bunların hepsini hesapladığınız zaman kelam kitaplarında da aslında kaza kader konusu belki yüzlerce sayfayı işgal eden çok geniş etraflı bir konudur. Şu halde İmam Tahavi'nin değişik vesilelerle tekrar tekrar bu konuya dönmesi bence anlamlıdır. Bu manada bir tekrar yoktur. Bizim için bir bezginlik sebebi de asla olmamalıdır. Şimdi müellif söze girerken burada Cenab-ı Allah'ın ilmine vurgu yapıyor. Kaza kaderin birinci basamağı. Kadere inanıyorum demenin birinci dereceden anlamı şudur. Dünyada olup biten her şey, buna benim yapıp ettiklerim de dahil olmak üzere olup biten her şey Allah'ın ezeli bilgisi dahilindedir. Bunlar bugün yaşandığında, bugün nasıl etrafımdaki insanlar bugün biliyor, önceden bilmiyor ise Allah da bunu bugün bilmiştir. Aynı insanlar gibi önceden bu konuda bilgisi yoktur diyememek demektir. Böyle bir şeyi anlamsız, böyle bir şeyi küfür görmek demektir. Kader inancının birinci basamağı budur. Cenab-ı Allah en ince detayına kadar olan biten her şeyi biliyor. Sadece bu dünyada değil, ahirette olan biten ve olacak olan her şeyi de biliyor demektir. Böyle giriyor cümleye. وَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالَى diyerek Cenab-ı Allah'ın ilmine atıfla söze giriyor. Allah Azze ve Celle muhakkak bilmiştir. فِيمَا لَمْ يَزَلْ ezelde bilmiştir. Neyi bilmiştir? عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ cennete gireceklerin kimler olduğunu ve bunların sayısını ve bunların amellerini, vasıflarını ezelde bilmiştir. Lem yezel, ezelde demek. La yezel, gelecekte demek. Lem, geçmiş zamanda olumsuzluk bildiriyor. La, istikbalde gelecek zamanda olumsuzluk bildiriyor. Zale, zeval, zail olmak, bir şeyin ayrılması, kopması anlamına geliyor. Lem yezel demek, geçmişte zail olmadı. Yani başlangıçsız geçmişte demektir. Başlangıcı bulunmayan, evveli bulunmayan geçmişte demek. Türkçesi ezelde. Ezel dendiği zaman ne anlıyoruz? Başı tespit edilemeyen, daha doğrusu başı olmayan bir geçmiş. İşte Cenab-ı Allah başı olmayan, evveli olmayan geçmişte bildi. Neyi bildi? عَلَدَ مَنْ يَدْخُرُ الْجَنَّةَ cennete girecek olan kimselerin sayısını bildi. Sadece sayısını bilmekle kalmadı. Onların kimler olduğunu da bildi. Hatta ve hatta onların vasıflarını, hususiyetlerini de bildi. Hatta onların amellerini de bildi. وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُوا النَّارِ cehenneme girecek olanların da sayısını bilmiştir. Ama Cenab-ı Allah'ın ilmiyle ilgili daha önceki bahislerde geçmişti. Bizim bilmemizden onu farklı kılan, biricik kılan husus cümleten vahileten. Bunları topyekün bildi, bir defada bildi, peyderpey. Sebepler üzerine aşamalı olarak değil, tek defada. Her ne kadar bu kimselerin yeryüzüne geliş tarihleri farklı farklı zaman dilimlerinde parça parça ve ayrı ayrı olsa da, bu kimselerin ahirete göçüşleri farklı zaman dilimlerinde ayrı ayrı ve birbirlerinden bağımsız olsa da, cennete girişleri de keza ayrı ayrı olsa da, her biri ayrı ayrı, birbirinden kopuk kareler şeklinde olsa da, Cenab-ı Allah'ın bütün bunları bilişi tek bir seferdedir. Zaman ve mekan bağlamının dışındadır ve topyekündür. Oysa bizim bilmemiz böyle değil. Şimdi şu salona gelenleri ben nasıl biliyorum? Tanıdıklarımı görüyorum, Ahmet gelmiş. Biraz sonra Mehmet de gelecek. Ben şu anda bilmiyorum. Mehmet'in buraya girişiyle ilgili bende ne var? Cehil var. Ahmet'in girişiyle ilgili ise şimdi ilim var. 5 dakika önce onu da bilmiyordum. Biraz sonra bakıyorum Mehmet geldi. Mehmet'in gelişini bildim. Şimdi Ahmet'in gelişiyle Mehmet'in gelişini ben cümleten vahileten, topyekün, tek seferde, bir anda bildim diyebilir miyim? Diyemem. Nasıl bildim? Parça parça, peyderpey, perakende olarak bilmiş oluyorum. İşte Cenab-ı Allah'ın bilgisi böyle değildir. O ezelden ebede olan biten, olmakta olan ve olacak olan her şeyi tek bir bilişle bilir. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah'ın zatı maddi bir zat olmadığı gibi sıfatları da maddi değildir. Maddeye bağlı bir süreç içerisinde gerçekleşici de değildir. Bizler temelde maddi varlıklarız. Dolayısıyla bizim için zaman ve mekan gibi boyutlar vardır. Zaman ve mekan boyutlarının esiriyiz. Zaman ve mekan boyutlarının, şartların el verdiği, izin verdiği nispette biz güç ve imkanlarımızı harekete geçirebiliriz. Bizim istidatlarımız ancak zaman ve mekan şartlarının, boyutlarının
bize tanıdığı sınırlar çerçevesinde iş görebilirler. Şu duvar ardında olan şeyler hakkında bilgi sahibi olmama manidir. Benim için mekansal bir durumu ifade ediyor. Benim bilgim de, bilgiye dair donanımım ve gücüm de böyle bir mekansallığı ne yapıyor? Aşamıyor. Böyle bir mekansallık içerisinde olduğu için haliyle sınırlanmışlık da beraberinde geliyor. Bu sınırın ötesinde, duvarın arkasında olup bitenleri ben göremiyorum, bilemiyorum. Belki de Mehmet üst kattadır ve adım adım buraya yaklaşmaktadır. 10 saniye sonra kapıdan içeri girecektir ama ben şu anda bilmiyorum. İşte bu benim maddi olan bünyemin, varlığımın, mahiyetimin vasıflarıma böyle bir maddi efendim özellikler yansıtması haliyle mekansal ve zamansal bir süreci bana dayatması zaruretinin gereğidir. Cenab-ı Allah madde olmadığı için, vasıfları da maddi olmadığına göre onun için zaman ve mekan diye böyle bir şartlar dünyası, onun için böyle bir engeller dünyası, aşılması gereken süreçler dünyası da söz konusu değil. Bu bakımdan bilinmek şanından olan her ne şey var ise o kendisini ister istemez Cenab-ı Allah'a ne yapıyor? Keşfediyor. Onun ilminin karşısında hiçbir şey perde teşkil etmiyor. Zamanda, mekanda. Cümleten vahideten. فَلَا يُزَادُ فِي ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Konumuz Cenab-ı Allah'ın ilminin özellikleri, Cenab-ı Allah'ın ilmiyle bizim ilmimiz arasındaki gerek mahiyet gerek hususiyet farkı değil. Dolayısıyla o detaylara girmiyorum ki daha önceki derslerde biz az çok bu konu hakkında bir şeyler söylemiştik. Ama konumuz nedir? Kimler cennete girecek, kimler cehenneme girecek? Bu başlık altında yeryüzünde ve ahirette olup bitecek olan her ne şey var ise bunların Cenab-ı Allah'ın ilmine dahil olduğu, Allah'ın bilgisinin dışında kalmadığı konusudur. Mesele budur. فَلَا يُزَادُ فِي ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Allah'ın ilminde şaşma olmaz, yanılma olmaz, fazlalık ya da eksiklik söz konusu değildir. فَلَا يُزَادُ فِي ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Bu sayıda asla bir artış söz konusu olamaz. وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ Bu sayıda bir eksilme de söz konusu olamaz. Yani Cenab-ı Allah'ın ilminde cennete gireceklerin sayısı efendim şu kadar miktar iken daha sonradan o gün geldi çarptı, cennete girenler girdi ve cennet kapıları kapandı. Artık cennetlikler net olarak, nihai olarak belirlenmiş oldu ve sayı hesaplandığında Cenab-ı Allah'ın ilmindeki sayıdan az çıktı ya da fazla çıktı. Böyle bir tekabüliyetsizlik mümkün değildir. Çünkü bu temelde cehildir. Cehil iki kısımda arkadaşlar. Bir cehli basit vardı, bir de cehli mürekkep vardı. Bu cehildir hem de cehli mürekkeptir. Katmerli cehildir, bileşik cehildir. Yani cehli basit neydi? Siz bir konu hakkında hiç bilgi ve fikir sahibi değilsinizdir. Şu anda dışarıda ne olup ne bitiyor? Benim bir bilgim yok, fikrim yok. Şu karşıdaki benzin istasyonunda hangi araba oraya yanaşmış ve hangi araba ne kadar benzin alıyor? Bu konuda benim fikrimi sorsanız ben ne derim size? Bilmem derim. Bu insanın efendim aziyetini açıktan itiraf edebileceği bir örnek. Bilmem derim. İlgilendiren bir şey de değil. Bunun ucundan bana bir şey de çıkmayacak. Ama bir ödül koymuş olsalardı hemen spekülasyon yapmak isterdim. Şimdi bu bilgi, bu durum bir bilmem sözünün ifade ettiği cehil hali nedir? Tek cehalettir. Bilmiyorum. Yani oradaki olayı bilmiyorum. Peki bunun ucuna bir ödül koydular. Bak bunu bilirsen sana şu kadar ödül var. Bunun üzerine ben ne yapıyorum bu sefer? Bilmemeyi yediremiyorum kendime. Ucunda ödül olduğu için o ihtiras beni ne yapıyor? Bilir gibi olmaya itiyor. Bir takım işte efendim çıkarımlar yapıyorum, ediyorum ve diyorum ki orada şu anda efendim şu marka bir araba vardır. Şu kadarlık benzin alıyordur dediğini düşünün. Veyahut da böyle bir bilgiye sahip olduğumu iddia ediyorum. Ama gerçekten orada öyle bir araba yok. Bilgim vakıayla örtüşmüyor ise burada iki tane cehili var. Bir, olayın aslını bilmiyorum. Yani orada öyle bir araba olmadığına dair gerçek bilgiden mahrumum. Bu birinci cehalet. İki, bunu bilmediğimi de bilmiyorum. Yani benim olayın gerçeğine dair bilgi sahibi olmadığıma dair de bilgim yok. Yani kendi durumumun da yanlış olduğunu bilmiyorum. Bu durumda ne oluyor? İki tane cehalet üst üste geliyor. Ortaya yine bir cehalet çıkıyor. Buna da cehil-i mürekkep deniyor. İşte Cenab-ı Allah cennete gireceklerin sayısı Allah'ın ilminde bellidir. Cehenneme gireceklerin sayısı Allah'ın ilminde bellidir. Gel gör ki vakti geldi cennetlikler efendim sayıldı. Bu rakam Allah'ın ilmindekinden farklı çıktı. Bu durumda ne olur? Hem işin gerçeğini Allah bilmemiş olur. Hem de
bilmediğini bilmemiş olur. Böyle bir rakam beyanında bulunduğu için, buna dair bir bilgi ortaya koyduğu için, o bilgisini bilgi sandığı için de aslında cehil idi, haşa. Cehlini de bilmediği için ikinci bir cehil ortaya çıkar ki Cenab-ı Allah cehlin her türlüsünden münezzehtir. Çünkü bu nedir? Haşa, malum ile Allah'ın arasına bir mani'in girmesi demektir. Her yönüyle kamil olan, her yönüyle kemal sahibi olan Allah'ın bir yönden engellenmiş, bir yönden efendim noksanlı bir hale dönmüş olması demektir ki haddi zatında Allah tasavvuruyla çelişen bir şeydir. Dolayısıyla kabul edilebilir bir tarafı yoktur. وَكَذَٰلِكَ اَفْعَالُهُمْ Peki Cenab-ı Allah'ın bildiği sadece cennete girenlerin sayısı ya da kimliği, cehenneme girenlerin sayısı ve kimliği midir? Başka bir şey değil mi? Hayır. وَكَذَٰلِكَ اَفْعَالُهُمْ Cennete girenler ne amel edecek ve cenneti hak edecek? Cehenneme girenler ne yapacak, ne edecek? Detaylarına kadar bunlar da böyledir. فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ اَيْ يَفْعَالُهُ Ne hususlarda? فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ Onlardan bildiği hususlarda. Cennete girenler olsun, cehenneme girenler olsun. Neyi biliyor onlardan? اَيْ يَفْعَالُهُ Yapacaklarını biliyor. Cennete gerek gireceklerden, gerek cehenneme gireceklerden onların yapacaklarına dair Cenab-ı Allah'ın bilmiş olduğu efendim şeyler hakkında da kulların fiilleri de aynı onların adetleri gibidir. Onların adetleri nasıl Cenab-ı Allah'ın ilmine dahilse Allah'ın ezelde kulum şu vakit şunu yapacak, bu kulum şu vakit şunu yapacak diye bildiği şeyler de aynı böyledir. Yani aynen Cenab-ı Allah'ın dediği gibi gerçekleşir. Hiçbirisinde bir şaşma asla olmaz. وَكُلُّمْ مُيَسَّرُمْ لِمَا خُلِقَ لَهُ Şimdi buraya kadar bu genişçe tasarlanmış 1,5 cümlelik, 1,5 satırlık metinde Cenab-ı Allah'ın ilmine atıf yapıldı. Bir, Cenab-ı Allah her şeyi bilir. Genel olarak Allah'ın her şeyi bildiğine dair o ayetleri hatırlayalım. Ondan hareketle Cenab-ı Allah'ın her şeyi bilir ilkesinden hareketle ne denmiş oldu? Buna cennete gireceklerin, cehenneme gireceklerin adetleri de dahildir. Bir. İki, buna gerek cennetliklerin, gerek cehennemliklerin amelleri de dahildir. Kim ne yapacak, ne edecek bunlar da dahildir. Bu ifade edilmiş oldu. Üçüncü olarak Cenab-ı Allah'ın ilminin olaylarla birlikte meydana gelen hadis bir ilim olmadığını, فِيمَا لَمْ يَزَلْ ifadesiyle bunun ezeli olduğunu ifade etmiş oldu. Cenab-ı Allah bunları bilir, hem de ezeli bir bilişle bunları bilir ve bilmesinde de asla bir şaşma olmaz, bilgisine asla bir cehil karışmaz demiş oldu. Buraya kadar kaderin biz birinci mertebesini gördük. Kader inancımızın birinci basamağı budur. Peki bununla mı sınırlıdır? Kadere dair inancımız şu mu demektir? Cenab-ı Allah biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Bütün bunları ezelde bilmiştir. Her şey bundan ibarettir. Kader dediğimiz budur. Allah'ın bilmesidir. Yoksa yaptığımız, ettiğimiz şeyleri Allah'ın dilemesi değildir. Yaptığımız, ettiğimiz şeyleri Cenab-ı Allah'ın yaratması değildir. Yaptığımız, ettiğimiz şeyleri Cenab-ı Allah'ın yazması değildir diyemeyiz. Sadece bunlar değil. Kaderin bundan başka 3 içeriği daha var. Yani kaderin içeriklerinin 4 ayrı boyutu var. Birincisi Allah'ın bilgisi. İkincisi Allah'ın bunları levh-i mahfuza yazdırması. O kalem hadisini hatırlayın. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona, buradaki ilk izafi bir ilktir. Ona yaz demiştir. O da kıyamete kadar olacak olan her şeyi ne yapmıştır? Levh-i mahfuza yazmıştır. Bu Allah'ın ilmini belli bir süreye kadar, belli bir süreye tekabül eden ilmini kaleme yazdırmasıdır. Yani yapıp ettiklerimiz de buna dahildir ki kulların fiilleri, amelleri aynı zamanda yazılmıştır demektir. Kitap haktır bu manada. Üçüncüsü, Cenab-ı Allah bunları ne yapmıştır? İrade etmiştir bizim fiillerimizi. Kainatta olan biten her şey buna bizim fiillerimiz de dahil. Hep Allah'ın iradesi, isteği, onaylaması dahilinde gerçekleşmiştir. Hiçbir şey Allah'ın isteğine rağmen, Allah'ın iradesinin hilafına asla gerçekleşemez. Dördüncüsü de Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşmektedir. Küfür olsun, şirk olsun, Allah'a kulluk olsun, Allah'a isyan olsun, iyi şeyler olsun, kötü şeyler olsun, hiçbir şey Allah'ın yaratmasının dışında varlık gösteremez, var olamaz. Bu 4 aşamayı kaçırmıyoruz. Burada müellif 1. aşamasına temas etti.
gerek ilerleyen satırlarda, gerek önümüzdeki derste, gerekse daha önceki bölümlerde müellif kader inancının diğer aşamalarına da ne yapmıştı? Temas etmişti. Şimdi buradan devam ediyor. وَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Her insan, herkes ne için yaratıldıysa onun için yaşamak ona kolaylaştırılmıştır. Herkes sonuçta ya cennete girecektir, cennet için yaratılmıştır. Bu cennet için yaratılmıştır tırnak içi bu ifade. Türkçe'de biraz kafamıza karışık gelebilir, zihnimizi bulandırabilir, burayı açıklayacağım. Ya da cehennem için yaratılmıştır. Sonuçta cennet için yaratılanlar, cennetliklerin ameli ona kolaylaştırılmıştır, kolay gelir. Cehennem için yaratılanlara da cehennemliklerin ameli kolaylaştırılmıştır denmiş oluyor. وَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Bu söz aslında tahavi akidesinin bize bir farkını da ortaya koyuyor. Yani ifadelere bakıyorsunuz, selefin dilinde bu insan bu havayı görebiliyor. Hadislerden, zaman zaman ayetlerden alınmış iktibas kelimeler, cümleler, tabirlerle karşılaşıyoruz. وَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ aslen bir hadis metnidir. Allah Resulü'nün sözüdür. Allah Resulü, dağıtılan not kağıtlarında da göreceksiniz, Allah Resulü'ne, işte Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadis-i şerif, bir mezar başında olduğunu anlatıyor. Allah Resulü ile bir mezarda bulunurken, o sırada Allah Resulü, hiçbir nefis yoktur ki Allah onun cennetteki ya da cehennemdeki yerini yazmış olmasın. Burada da yazmaya temas var. Bilmek ve burada kaderin ikinci mertebesi yazmak. Yine hiçbir nefis yoktur ki mes'ud mu yoksa bedbaht mı, sa'id mi yoksa şakî mi yazılmış olmasın. Yani bütün canlıların gerek ahiretteki makamı cennet ya da cehennem, gerekse ahir ömründe, son nefesinde sa'idlerden mi olacak, şakîlerden mi olacak? Bunlar ezelde, bunlar önceden yazılmış olmasın. Böyle bir şey mümkün değildir. Hepsi yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine oradan biri, sahabelerden biri, Cenab-ı Allah'ın bizim akıbetimizi yazmasını bir an insan hemen evhama kapılıp farklı anlayabiliyor. Ne yapıp ne edeceğimiz önceden biliniyorsa ve yazıldıysa, adeta şöyle düşünmek, yazılmış olmakla icbar edilmiş olmak, dayatılmış olmayı birbirine karıştırıyor insan. Bu önceden böyle yazıldı dendiğinde ben önceden böyle yapmak mecburiyetinde bırakıldım. Adeta ben bir robottum, bir bilgisayardım ben, program bana yüklendi. Ben o yüklenmiş program dahilinde hareket etmeye mecbur bırakıldım diye insan düşünüyor. Şimdi biz de öyle yani. Önceden efendim kimin ne yapacağı yazıldı denince sanki biz kendimizi o anda hemen iradesiyle hareket eden, seçme efendim yetisi bulunan birer insan olarak düşünmekten çıkıyoruz. Kendimizi böyle bir insan olarak düşünmüyoruz. Bir anda kendimizi makineleştiriyoruz. Önceden bu makinenin beynine programı yazıldı dermişcesine sanki. Artık o makine o programdan nasıl hiç dışarı çıkamazsa, aynıyla oradaki koordinatları efendim uygularsa, biz de zannediyoruz ki bir anda böyle şeytan araya hemen giriyor. Şeytan fehmimizle sözün arasına giriyor. Sözü bizim fehmimize bir evham üzerinden farklı algılattırıyor. Hemen kendimizi o anda makine gibi hissediyoruz, pasifleştiriyoruz. İşte Cenab-ı Allah'ın önceden yazmasını bu sahabi de bir an için böyle algılıyor belki, bir refleksle soruyor. O takdirde diyor ki, ey Allah'ın Resulü, şu halde her şeyi yazımıza bırakarak ameli terk edip bekleyelim mi? Beklemeyelim mi? Yani madem yazılmış, o zaman bizim yapacağımız bir şey yok. Oturup kaderlerimizi bekleyelim. Acaba bizim için Cenab-ı Allah ne takdir etmiş? Son nefeste acaba ben saidlerden mi olacağım, yoksa şakilerden mi, bedbaht kimselerden mi olacağım, bekleyelim görelim diye efendim böyle bir soru. Bu sorunun psikolojisini az çok çözümleyebiliyoruz değil mi? Az evvel anlattığım durum işte. Allah Resulü diyor ki, şimdi bu cevabı anlamakta da biraz modern insan güçlük çekiyor. Allah Resulü cevap veriyor. Kim saadet ehlinden ise o saadet ehlinin ameline muvaffak olacaktır. Müyesser kılınacak. Müyesser bir işin bir kimseye kolaylaştırılması. Onu kolaylıkla yapması. Yapmaya muvaffak kılınması da aynen muvaffak kılınmak, müyesser olmak, nasip olmak,
nasiple müyesser eyle diye dua hanlarımızın dilinde gezen bir kelimedir zaten bilirsiniz. Eğer işte saadet ehlinden, mesut, bahtiyar insanlardan yazılan kişi, ilmi ezelide bahtiyar olacağı bilinen kişiye bahtiyar insanların yaşantısı kolaylaştırılacaktır. Onlar ona muvaffak kılınacaktır. İlmi ezelide şekavet ehlinden olan kişi ve levh-i mahfuzda şakilerden olduğu yazılan kişi de şakilerin ameline, yaşantısına, tavrına ne olacaktır? En son muvaffak kılınacak yahut da o tavır ona kolay gelecektir. O yolda akıp gidecektir. Su testisi su yolunda kırılır sözü de zaten efendim az çok bunu bizim zihinlerimize yaklaştırıyor. Şimdi ve Allah Resulü bu hadis-i şerifin devamında Allah Resulü şu ayeti kerimeyi okuyor. Leyl suresi ve Leyli İzâ Yavşâ suresinde geçen ayeti kerime. فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Her kim Allah yolunda verirse, infak ederse, cimrilik etmezse, وَاتَّقَى ve takvayı donanırsa, Allah Azze ve Celle'den korkar ise, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Hüsnayı tasdik ederse, kelime-i tevhid olduğu söyleniyor. Yani tevhidi doğrular tasdik ederse, imanında kavi olursa, ne olur? Şimdi her kim böyle olursa mükafatı cezası geliyor. Fesen yessiruhu lil yusra. Biz yusrayı ona kolay kılarız. Yusra da cennettir veya cennetliklerin amelidir. Biz cenneti ya da cennetliklerin hayatını, amelini, halini ona kolaylaştırırız. Ama önce kul bir şey yapıyor değil mi? Kul ne yapıyor? Allah yolunda veriyor ve ittikayı kuşanıyor. Ve kelime-i tevhidi tasdik ediyor. Bunları yaparken mümin olarak yapıyor. Cenab-ı Allah da yani kul bir adım atıyor. Samimiyetini ortaya koyuyor. Cenab-ı Allah da ona bu sefer mesut kimselerin hayatının kapılarını açıyor. Oradan ışık alıyor. O ışık onun kalbini aydınlatıyor. Dolayısıyla şeytana karşı, nefsine karşı, çevredeki menfi etkilere karşı direnç kazanıyor, mukavemet kazanıyor, motivasyon kazanıyor. Ve haliyle o kapıdan içeriye girmek için bundan sonra atacağı adımlar daha kolay oluyor. Şimdi kendi hayatımıza dönelim. Şimdi sabah namazına kalkış, kış günleri. Üzerimizde ağır bir yorgan var. Yorganın dışında başımızı çıkardığımızda odada soğuk sayılabilecek bir hava hakim. Ne yapıyoruz? Yorganın içine şöyle kafamızı tekrar, kuşun başını böyle içeri çektiği gibi çektiğimizde baykuş gibi, efendim o yatak bizi içeri çekiyor. Şimdi orada bir imtihan veriyoruz. Cenab-ı Allah bize neyi kolay edecek? Bize neyi kolay edeceğini aslında bizim oradaki tavrımız birinci derecen zahirde. Bizim o an saniyeler içerisinde gerçekleşen tavrımız, manevralarımız, o an kalbimizin, yüreğimizin ritmi karar veriyor ona. Yön veriyor. Şimdi orada bir direnç, bir sınav orada saniyeler içerisinde oluyor. Orada kalkmalıyım deyip bir an şöyle bir azmeylediğimizde yorganı şöyle süratle kaldırdığımızda bakıyorsunuz ondan sonraki adımlar kolaylaşıyor. Yaşadığımız şeyler bunlar. Yani sen bir adım attığında o azmi, o kararlılığı, samimiyeti ortaya koyduğunda ardından atacağın ikinci adım kolay. Üçüncü adım daha kolay. İşte abdest almaya gidiyorsun, ediyorsun. Artık yani o yorganın altında kalkmak, abdest almak, oradan baktığında sana zor geliyor diyor ya kim kalkacak şimdi ya bu soğukta gideceksin abdest alacaksın soğuk suyu efendim ısınmış tenine vuracaksın kalkacaksın edeceksin bunlar zor geliyor. Yorganın altından baktığında zor gelen şey ilk adımı attığın ama o adımı atarken titremeden atacaksın. Yorganı çekip bir anda üstünden attığında o samimiyetini aynı zamanda orada simgeliyor. Bakıyorsun ondan sonra atacağın adımlar kolaylaşıyor. İşte fesen yesiruhu lil yusra. Yok öyle yapmıyorsun. Tam tersini düşünün. Geri sarıyoruz şimdi. İyice başını yataktan içeri çekiyorsun. İyice şöyle büzülüyorsun. Kendini ne yapıyorsun? Şeytanın seni daha iyi okşayıp yatağa daha iyi, daha rahat hapsetmesi için daha elverişli bir pozisyona bürünüyorsun. Böyle yaptığın zaman da ne oluyor? Yataktan kalkmak senin için biraz daha zor oluyor. Yorgan sana biraz daha ağır gelmeye başlıyor. Bu sefer de ne oluyor?
namaz kılmamak, uyumak sana kolay geliyor. Hatta bakıyorsun göz kapakların ağırlaşmaya başlıyor. Tekrar uyku moduna akıyorsun adeta. Gerçi imtihan yine devam ediyor. Yine tekrar kaldırıp atma şansın var. Tekrar başa sarma şansın var. İşte başa sararsan tekrar kaldığın yerden devam edersin. Başa sarmazsan, biraz daha gömülürsen işin biraz daha zorlaşıyor. Biraz daha, biraz daha. Ama her birisinde idrak ve şuurun yerinde olduğu sürece başa sarma şansın var. Başa dönme şansın var ama sen bunu yapmadığında ne oluyor? Bu sefer namaza kalkmak, abdest almak, geçip de efendim namazını kılmak senin için çok çok daha zor hale geliyor. Şimdi aslında kolaylaştıran da zorlaştıran da temelde bizim tavrımız değil midir? Ayette bunu göstermiyor mu? فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Devamı var ayetin. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَى. Kim cimrilik gösterirse, وَاسْتَغْنَى. Doygunluk hissine kapılırsa, kibir, istibna haline bürünürse, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Kelime-i tevhidi yalanlarsa, tevhidi inkar ederse, فَسَنْ يَسِّرُهُ. Kendini şeytanın ayartacağı konuma doğru konuşlandırırsa, o takdirde ne yaparız? فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Biz bu sefer ona cehennemi ve cehenneme götürecek olan yolu, o hali, o yaşantıyı efendim ona kolaylaştırırız diyor Cenab-ı Allah. Yani فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ve فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Orada bakıyorsunuz bunlar emmanın efendim cevabında geliyorlar ve burada adeta bir şart cevap şeyi var. Yani dilde ifadede şart cevap düzeni burada göze çarpıyor. Böyle yaptığınızda böyle oluyor. Cenab-ı Allah kolay etmesini neye bağlıyor? Kulun ameline bağlıyor. Sonuçta temelde buna karar veren de kim oluyor? Biz oluyoruz. Bu durumdan demek ki o sahabinin sorusuna tekrar döndüğümüzde Allah Resulü herkes ne için yaratıldıysa o şey ona kolay kılınır. Yaratıldı, cennet için yaratıldıysa cennetliklerin ameli ona kolaydır. Cehennem için yaratıldıysa cehennemliklerin ameli ona kolay kılınmıştır. Dedikten sonra belki burada bir zihin bulanması yaşanabiliyor ama peşinden Allah Resulü bu ayeti okuyarak o zihin bulanmasını ne yapıyor? Açıyor, ortadan kaldırıyor. Geriye dönüyoruz şimdi. Bu ayet üzerinden tekrar geriye dönüyoruz ve tekrar cümleleri anlamlandırıyoruz. Diyoruz ki herkes ne için yaratıldıysa ona kolaylaştırılmıştır o şey. Şimdi ne için yaratıldıysa meselesi de aynı yazılma meselesi gibi. Cenab-ı Allah'ın ilmi ezelisinde bizim sahih ya da şakilerden olarak geçmemiz meselesinde olduğu gibi ilk bakışta nasıl geliyor? İlk bakışta tam ters istikamete bizi sevk edebiliyor. Yanlış anlaşılmaya müsait veya bizde böyle bir psikoloji var. Böyle bir zaten aslında böyle bir ruh gerilimi var içimizde. Yani hemen yaptığımız ameli başkasına fatura etme. Yani bunu ben aslında kendim yapmadım. Bir kötülük yaptıysak hemen bunu başka bir makama, adrese yönlendirme gibi kendimizi aklama potansiyeli de var içimizde. Böyle bir yatkınlığı da var içimizde. Hemen böyle bir şey olduğu zaman ne yapıyoruz? Buradan hemen kendi irademizi çekip almaya çalışıyoruz. Veya başka bir açıdan işte dediğim gibi böyle insanda biraz liberallik şeyi vardır, özlemi vardır. Böyle bir takıntı vardır insanda. Şeytan da bu takıntı üzerinden insanı ayartır. Hemen böyle bir şey olduğunda, böyle bir lafızla karşılaştığımızda ayet ya da hadiste hemen insanda bir kabarma oluyor. Bir refleks, bir tepkisellik beliriyor insanda. Şimdi bu şu demek, ne için yaratıldıysa demek şu demek. Cenab-ı Allah tekrar kader meselesine, tekrar Cenab-ı Allah'ın ilmi ezelisine ve ilmi ezelisinde bizim ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilmesi konusuna dönelim. Ne demiştik biz o zaman? Cenab-ı Allah'ın bir insanı cennetlik olarak yaratması, cennet için yaratması, cehennem için yaratması demek, o anlattıklarımız hatırlanarak bu meseleye gelecek olursak bu şu anlama gelir. Cenab-ı Allah bu dünyada şu kulum şöyle 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 davranacak, şöyle şöyle amel edecek ve en nihaya bu kulum cennetliklerin amelini işlediği için son nefesinde cennetlik birisi gibi nefesini verdiği için bu kulum cennete girecek. Bu demektir. Ben bu kulumu cennet için yarattım demek, kulumun amelleri üzerine, kulumun izleyeceği yol, takip edeceği yol, tavırları üzerine, duruşu üzerine Cenab-ı Allah'ın efendim hükmünü ifade ediyor. Diğer bir kulu da bu kulun tam aksine bir yol tutacak.
küfür yolundan gidecek, kötü ameller yapacak. Cenab-ı Allah bunu ezelde biliyor. Allah'ın ilmine engel yok demişti. Ezelde Cenab-ı Allah bütün bunları biliyor ve en nihaya bu kulla ne olacak? Cehennemliklerin ameliyle son nefesini geçirecek ve en nihaya cehennemlik olacak. Ben bu kulu cehennem için yarattım demek, yani sonuçta bu kulun kendi amelleriyle cehennemlik olduğunu gösterdi. Ben de onu cehennem için yarattım demektir. Bunu böyle anlamalıyız. Yoksa şöyle anlamak yok. Bizim hiç irade ve ihtiyarımız devreye girmeden, dünyada amellerimizi irade ve ihtiyarımızla yaptığımız gerçeğinin üstünü örterek, adeta işte bizler makineyiz ya da bizler taşız. Ne yapıyorsun sen? Önünde taş yığını var. Bu taş yığını kafandaki bir plan doğrultusunda alıyorsun, tasnif ediyorsun. Taşlardan bir kısmını bir yere koyuyorsun, başka bir işte kullanmak üzere. Taşlardan diğer bir kısmını da başka bir yere kuruyorsun ve o başka bir iş için kullanıyorsun. Cenab-ı Allah da adeta cennet yarattı, cehennem yarattı. Şimdi de bu cennet ve cehennemi doldurmak istiyor. Bizler de orada iradesi camit varlıklarız, taşız. Cenab-ı Allah onların içinden, yani bizim içerimizden bir kısmımızı aldı. Direkt bizim amellerimizi bilme ve ona göre bunlar sonuçta bu işe gelecek, bunlar bu kapıya çıkacak, bunların ameli böyle olacak demeksizin aldı bir kısmımızı cehennem için yarattı, bir kısmımızı da cehennem için yarattı değil. Lafızlar her ne kadar böyle görünüyorsa da, ilk bakışta böyle anlamaya elverişli ise de, dediğimiz gibi ayetleri ve hadisleri bir bütün olarak anlamak durumundayız. Ayetleri ve hadisleri birbirleriyle de çatıştırmadan anlamalıyız. Cenab-ı Allah özellikle bunu böyle murad ediyor ki kulların kendisine olan inancını, teslimiyetini, samimiyetini adeta sınıyor. Kulum ne yapacak? Bana olan inanç ve güveni hemen gördüğü bir ayet ve o ayetten edindiği intiba üzerine bir feverana kapılıp da bana olan inancından, sadakatinden efendim vaz mı geçecek? Hemen isyan bayrağını mı açacak? Yoksa saniyeler içerisinde o anki tepkilerimiz, imtihanlar hep zaten tepkiler üzerine oluyor. Zor zamanlarda oluyor. İnnemâ sabru inde sadmetil ula. Mezar başında cenaze olmuş, o anda ağlamayacaksın ki Allah'ın seni sınamasından başarıyla çıkasın. Yoksa cenaze olmuş, bitmiş, günler geçmiş, haftalar geçmiş, işine dönmüşsün. Borçların var, senetlerin var, zaten başında bir hengame var. Ondan sonra ben ağlamıyorum, sabrediyorum demenin bir anlamı yok. İşte o ayetle karşılaştığın ayet üzerine ya da hadis üzerine oradaki bir cümle, bir kelime kafanı kurcaladı. Hemen yok canım, olmaz böyle bir şey. Ben böyle bir dine iman edemem. Benim peygamberim böyle bir şey söylemiş olamaz. Ben böyle bir Allah'a iman etmedim. Ben böyle bir peygambere biat etmedim gibi hemen orada senin kibrini, aslında temelde zoraki Allah'a teslim olmuşluğunu anlatan, gizli şirkini, gizli nifakını hemen açık eden, üstündeki örtüyü kaldıran bir ruh halini, bir durum mu bu durum senin için? Burada bir sınanma içerisindeyiz. Daha sonra bakıyorsun başka ayetler var. Ve bunu hep söylüyoruz, tekrar söyleyelim. Bütün bunları anlarken bir, ayet ve hadisleri gerek zahiri itibariyle böyle anlatanlar olsun, gerek zahiri itibariyle tam farklı anlatanlar olsun. Yani kulun iradesine vurgu yapan, işte az evvel Leyl suresinde okuduğum ayetleri hatırlayın. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Ve buna benzer kula meşiyet atfeden, kulun dilemesi olduğunu, kesbi olduğunu söyleyen وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allah'ın hidayetini kulun ameline bağlayan, yolumuzda mücahede edenleri ne yaparız? Yollarımıza hidayet ederiz. Öyle değil mi? Buna benzer ayetleri hem bir bütün olarak birbirleriyle uzlaştırarak anlamamız gerekiyor ve sadece ayetlerle ve hadislerle yetinmiyoruz. Ne yapıyoruz? Dönüyoruz, kendi iç tecrübemize bir de bakıyoruz. Şimdi soralım arkadaşlar kendimize. Biz ne zaman bir yanlış yaptık, bir günah işledik de bunu zorla yaptık? Bu soruyu soracağız. Sözü uzatmaya gerek yok. Biz işlediğimiz bir günahı ne zaman zorla, iradesizce işledik? Böyle bir şey var mı? Günah işlediğimiz zaman saniyeler içerisinde az evvel o yatağın içindeki adamın durumunda olduğu gibi kendi kendimizi ayartarak, kendi kendimizi kandırarak, güya görmezden gelerek, güya göz yumarak bile bile labestemedik mi? Böyle olmuyor mu ya? Zaten unutarak, zaten sürçerek, zaten gerçek bir ikrah altında işlemiş olduğumuz günahlardan Allah bizi sorumlu tutmayacağını hadislerde bildiriyor. Öyle. Şu halde bilinçli yapılan, irademizle yaptığımız, kendi kendimizi yavaş yavaş ipin ucunu baştan sıkı tutmuşken,
Karşı taraftan bir direnç geliyor. Allah bizden ipin ucunu sıkı tutmamızı istiyor. Hiç gevşek tutma diyor. Hiç gevşek bırakma. İpi tutuyorsun. Baştan onu sıkı tuttuğunda güzel desteğini aldın. Ayaklarını, tabanı zemine iyice yerleştirdin. Duruşun, pozisyonun tam bir direnç pozisyonu. Şu durumdan taviz verme diyor. Bu durumdan taviz vermesen karşı tarafta ipin ucundan, diğer ucundan seni çeken şeytan inmekeyde şeytani kana daifa. Onun hilesi zayıftır diyor Allah. Onun gücü yok. Bunu şeytan da itiraf edecek. Benim sizin üzerinizde sultanım yoktu diyor. Gücüm yoktu diyor. Sen eğer taviz vermezsen o karşıda seni çekmeye çalışan varlığın sikleti senin sikletin karşısında beş para etmez. Bu böyle. Dirençli durduğumuz zaman, kendimizi koruduğumuz zaman, gözettiğimiz zaman böyle haramlara karşı gözlerimizi koruduğumuz zaman, kursağımızı koruduğumuz zaman, kulaklarımızı çalgıya Türkiye'ye karşı vesaire koruduğumuz zaman, cami cemaatiyle namazlarımızı düzenli olarak kıldığımız zaman, zikrullah'a efendim yapıştığımız zaman ve fasık insanlarla yakın ilişki içinde olmadığımız zaman, işimize baktığımız zaman, Allah'la bağı koparmadığımız zaman tam o direnç pozisyonunda ve elhamdülillah çok da sağlam duruyoruz. Bakıyorsun karşı taraftan şöyle ipin çekildiğini hissediyorsun ama çok basit. Ve devamlı da Cenab-ı Allah'tan yardım istiyoruz. Ha. Bu ne ki ya falan demek de yok. O da doğru değil. Devamlı istaînu bis-sabri ve's-salâh. Allah'tan sabırla salatla yardım da istiyoruz. Ama ne zaman ki kul bir taviz veriyor. Bir namaza gitmiyor. Efendim bir bakıyorsun bir şüpheli şey yiyor. Veya bir kötü arkadaşla oturuyor muhabbet ediyor. Akşama kadar oturuyor ağırlık gitgide üstüne çekiyor. Yarın tekrar buluşuyorlar. İşte kahveye gidiyorlar. Şuraya gidiyorlar. Sinemaya gidiyorlar vesaire. Yavaş yavaş o ne demek biliyor musunuz? Yavaş yavaş ipi gevşetmek demek. Avuçlarını, parmaklarını yavaş yavaş açmak demek. Haline ne oluyor? Şeytan boş bulmuyor. Boş değil. Şeytan hemen o anda çekmeye başlıyor. Sen diyorsun ki ben kontrol altına alırım. Nasılsa bu zayıf bir şeydir diyorsun. Biraz sonra tekrar sıkarım, pozisyonumu tekrar alırım. Dolayısıyla toparlarım diyorsun ama gitgide gitgide bir taraftan da çekildiğinin farkında değilsin. Ve işte ondan sonra fesenü yessiruhu lil usra başlıyor. Önceden yusra bizim için kolay kılınmış iken bu sefer usra, cehennemle cehenneme götüren pozisyon bizim için kolay olmaya başlıyor. Yani artık o geliyor. Adeta böyle birbiri üzerine devrilmeye başlıyor. O domino taşlarının devrildiği gibi bir şey gerekmiyor. Ekstradan bir çabaya gerek yok. Birbiri üzerine sebep sonuçlar bu şekilde bizi farklı bir noktaya doğru efendim evirmeye başlıyor. Şimdi kendi halimize bakıyoruz. Vakıa bakıyoruz. Müşahede ettiğimiz gerçekliğe bakıyoruz ki gerçekten hiçbir günahı biz zorla işlemiş değiliz. Sonra Cenab-ı Allah bize tekrar tövbe fırsatı veriyor. O tövbeyi nasıl biçimde yaparsak bakıyoruz tekrar yıkanmış gibiyiz. Tekrar bünyemiz sağlanmış, rehabilite olmuşuz. Bakıma girmişiz, yeni çıkmışız sanki bakımdan. Tekrar güçlüyüz, pozisyonumuzu alıyoruz. Tekrar salihlerle iç içe oluyoruz. Tekrar güçlü konuma geliyoruz. Tekrar gittik, tekrar dönme şansımız var. Ta ömür boyu bu böyle devam ediyor. Şu halde demek ki cebr diye bir şey yok. Şu halde bizler vaktiyle efendim bir meydanda yerde yığın halinde bulunan taşlar gibi değiliz. Bir kısmımız cehennem için. Cehennemi döşeyecek taşlar olarak, bir kısmımız da cenneti döşeyecek taşlar olarak baştan planlanmış, tasarlanmış şeyler değiliz. Bizler insanız. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, neye karşı nasıl bir tavır belirleyeceğimizi Cenab-ı Allah ezelde biliyor idi. Bu bilgisi üzerine bunlar cennetliktir dedi. Bu bilgisi üzerine bunlar cehennemliktir dedi. Bu manadadır. Peki. Şimdi vakit fazla uzun olmadı. Ben bu notları hazırladım ama takdir edersiniz ki siz de uzun. Yani satırlar çok geniş ve epey de bir satır var. Bir sonraki ders içinde ben haliyle notu hazırlamış oldum. Bir kısmını biz okuyacağız. Bir kısmı da haliyle diğer derse kalacak. Şöyle biraz daha devam edeyim diyorum ama yani her bir cümle aslında açıklama gerektiren konular. Üstelik yani kader gibi Allah'ın sırlarından bir sır. Çünkü kader dediğimizde Allah'ın fiilidir. Allah'ın bilmesi diyoruz, Allah'ın sıfatı. Allah'ın yazması diyoruz, Allah'ın fiili. Allah'ın iradesi diyoruz, Allah'ın sıfatı. Allah'ın yaratması diyoruz, Allah'ın bir fiili. Bütün bunlar hep Allah'la alakalı olan şeyler. Biz bunların nesneleriyiz, mef'ulleriyiz arkadaşlar. Şu halde ben kaderi çözeceğim demek, ben Allah'ın ilmini çözeceğim demektir. Allah'ın yaratmasını çözeceğim. Bu yaratmanın arka planındaki hikmeti çözeceğim demektir. Yani senden uzak olan, senin efendim çok çok ötende olan ve kapasite olarak da
çözme, künhüne inme imkanın bulunmayan bir gayb alemini sen çözmeye çalışıyorsun. Elindeki bulgular ne? Elindeki bulgular da tamamen efendim seni yanlış yönlendirebilir. Çok net, açık işaretler de yok. Vahye burada teslim olmak gerekiyor. Böyle de bir konu olduğu için haliyle her cümle yanlış anlaşılabilir diye ister istemez izah yapıyoruz. Kendimizi o sağlam kazığa bağlıyoruz ve o kazık etrafında dönüyoruz devamlı. Yani bırakıp da uzaklaşmıyoruz. Mutlaka bir mihverimiz olması lazım. O mihver etrafında, yoksa o çölde kendine bir mihver belirlemezsen, sabit bir nokta tespit etmezsen, tamam, yön arayacaksın. Bir o tarafa gidiyorsun. Git. Metrelerce, yüzlerce metre, belki kilometrelerce bir istikamete gidiyorsun, bir şey yok. Şimdi ne yapman gerekir diyorsun? Tekrar aynı noktaya döneceksin. Aynı nokta dediğin şey nedir? Aynı nokta diye geride sabit bir şey var ise, sen o sabit şey üzerinden hareket ediyorsan, aynı nokta diye bir şey vardır senin için. O muayyen olan aynı noktaya dönebilirsin. Bu sefer farklı istikamette gideriz. Ama senin sabit bir noktan vardır. Oraya bir işaret koyuyorsun. Bir şey dikiyorsun oraya. Görünür. Ve sabit bir şey olması lazım. Bir kum fırtınasında yok oldu, kayboldu. Tekrar geri döndüğünde bulamıyorsun. Dolayısıyla hala gitmeye devam ediyorsun. Yönün istikametini kaybedersin. Bütün enerjin tükenir. Umutların tükenir. Çölün ortasında kaybolup gidersin. Evet. O yüzden sabit şeylerimiz olmalı. Nedir bizim burada sabitelerimiz arkadaşlar? Bir. Bir bütün olarak ayetler ve hadisler, ama bir bütün olarak. Bir bütün olarak ayet ve hadislerdir ve samimiyetle dile getireceğimiz iç tecrübelerimizdir. Bu iki sabite üzerinden bunları bir işaret taşı olarak koyuyoruz. Kader meselesinde eğer biraz etraflanacaksa mesela, bu da lüzumsuz, tamamen keyfi bir çaba olarak gerçekleşemez. Doğru değil. Bu da kulluğa aykırıdır. Müellif ileride ona da temas edecek. Sadece bir soru etrafında, sadece içimi, kafamızı kurcalayan bir problem etrafında, o problemi çözme amacına matuf olarak belli bir çerçevede yürüyüştür, arayıştır. Anlaşıldı mı? Yoksa genel anlamda ben bir entelektüel faaliyet olarak şu kader meselesine yoğunlaşmak istiyorum diyen bir insanın akıbeti hayır değildir. Haddi de değildir. Vazifesi de değildir. Ve akıbeti de kesinlikle hayır değildir. Evet, bu hassasiyetle hep bu dersleri yapmamız gerekiyor. وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ cümlesini böylece açıklamış olduk. وَالْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ ameller son hallere göredir. Yani ameller son hallere göre değer kazanır. Yani sen şu yaşta, şu aşamada salih amellerle iştigal edebilirsin. Çok salih, çok efendim mazbut bir insan olabilirsin. Ama bu senin cennetlik olduğun anlamına gelmez. Bu senin Allah nezdinde de sa'id olduğun anlamına gelmez. Neden? Çünkü şu anki amelin ne değildir? Senin nihai anlamda akıbetini belirleyen bir kriter değildir. Nedir peki kriter? Senin son nefesteki halindir. Sen Allah göstermesin son nefese kadar çok büyük badirelerden geçebilirsin. Bu badirelerde her birinde çok çetin bir sınav verebilirsin. Bu sınavları ne kadar başarıyla, Allah'ın tevfikiyle geçirdiğine bağlıdır. Bütün bunlardan Allah'ın tevfikiyle muvaffak eğer çıkarsan, son nefesinde de eğer bu muvaffakiyeti sürdürürsen, işte o zaman senin amelin senin salahına bir gösterge kabul edilir. Yoksa şu anki amelin değil. Demek ki efendim kriter neymiş? Son nefesteki halimizmiş, amelimizmiş. Bu da aslında Bukhari'de geçen bir hadis metnidir. Allah Resulü Bukhari'de geçen bir rivayetin son cümleciği olarak bunu söylüyor. Ameller son hallere göredir. Neticeye göre. Bu şu anlamda değil. Bir amel yaptık, o amelin neticesi nedir ona göre değer kazanır anlamında değil. Sen Allah rızası için usulüne uygun kendi efendim imkanlarınla tespit ettin ve ben bunu böyle yapmalıyım dedin, yaptın, fakat o amelden hayırlı bir sonuç çıkmadı. En azından senin nazarında. O amel neticesinde beklemediğin bir sonuçla karşılaştın. Dolayısıyla amelinin sonucu, neticesi hayırlı değil. Demek ki senin yaptığın amel baştan beri hayırlı değildi. Sen haram işledin. Fasık oldun değil. Bu kastedilmiyor. Veyahut da sen kötü bir iş yaptın. Nefsine uydun, bir günah işledin ama o günahtan Cenab-ı Allah başkaları için hayırlar yarattı. Dolayısıyla ameller neticesine göre, hatimesine göre değer kazanır. Ben her ne kadar baştan günah işlemiş isem de neticesi hayırlı olduğu için benim amelim baştan beri hayırlıdır. Ben değil günah şu anda sevap kazandım değil. Bu sözü böyle anlamıyoruz. Ameller son haller itibariyle değer kazanır. Yani bizim ömrümüzün son halleri itibariyle, yoksa amelin neticesi itibariyle anlamında değil.
وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ. Bu cümleyi de bitiriyorum, bu iki cümleyi ve وَاَصْلُ الْقَدَرِ سِرُ اللّٰهِ تَعَالَى'da kalacağım. وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ. Sa'id kişi, mesut ve bahtiyar kişi, bu genel anlamda, yani Allah katında salih kişi, Cenab-ı Allah'ın artık saadet ehli kıldığı, cennetlik diyebileceğimiz, felaha eren, kurtuluşa eren kişi anlamında, şakî de tam aksidir. Yani Allah'ın rahmetinden mahrum kalmış, bedbaht insan demek, cehennemlik demek. وَالسَّعِيدُ سَعِيدْ كِشِي مَنْ سَعِيدَ. Sa'id olandır, saadet, saadete erendir, بِقَضَاءِ اللّٰهِ. Başka değil, Allah'ın hükmü ile, kadası ile. Yani kimse Allah'ın iradesine ve kazasına rağmen iyi olamaz. İyi olan Allah'ın iradesiyle, takdiriyle iyi olmuştur. Cenab-ı Allah o kimsenin iyi olacağını ezelde bilmiş ve öyle dilemiştir de o insan iyi olmuştur. وَالشَّقِيُّ şakî kimse de مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ. Yine bedbaht olan, kötü olan kimse de Allah'ın iradesine rağmen kötü olamaz. Yani iyilik de kötülük de Allah'tan bağımsız birer değer değildir. İyi ve kötü de Allah'tan bağımsız kimseler değildir. Allah'tan bağımsız, Allah'ın iradesiyle gücünün dışında hiçbir şey olmadığına göre tabii ki iyilik ve kötülük, buna bağlı olarak iyi insan, kötü insan da Allah'ın irade ve kazasına muhtaçtır. Bir insan Allah'a isyan edecekse yine Allah'ın irade ve kazasıyla bunu yapacaktır. Rızası değil, irade ve kazasıyla. Allah'a kulluk edecekse yine o. Yani biz Allah'a o kadar kul olmalıyız ki kulluğumuzda da biz ona muhtacız. Kötülük yapsak yine onun mülkünde kötülük yapacağız. Yine onun izni olmadan kötülük yapamıyoruz. İbaha anlamında izin değil. Şer'i değil bunlar, kevnidir arkadaşlar. Buralardaki irade, kaza, hüküm bunlar hep de kevni anlamlıdır. Şer'i anlamda değildir. Evet, yani burada anlatılmak istenen şu, Allah'ın takdiri dışında hiçbir şey olamaz. Bir kimsenin iyi olması ya da kötü olması da buna dahildir. Allah'a rağmen bir insanın iyi olması haşa ve kella bu şirkin kapısını aralamaktır. Sanki Allah'a rağmen bir başka güç vardı, Allah onun kötü olmasını murad etmiş idi, fakat o güç onu haşa Allah'ın elinden kurtardı. Ve o kimseyi rehabilite etti, baktı, besledi, etti ve o kimseyi terbiye etti, o kimse iyi oldu. Kainatta böyle bir ikilik yok, bu tevhid anlayışına aykırıdır. Zaten kader inancının, İbn Abbas da söylüyor, kader inancı tevhidin gereğidir diyor. Kader inancı ile tevhid inancı bir bütündür. Siz tevhid inancına kadersizlik inancını asla yerleştiremezsiniz. Eğreti durur, yabancı durur, bünye onu kovar atar. Her şeyin Allah'ın yaratmasıyla, bütün kainatta yaratıcının, ibadet edilenin, hakimin, malikin tek olduğuna inanacaksınız. Alternatifinin, zıddının, niddinin, mislinin olmadığına inanacaksınız. Fakat bazı şeylerin Allah'a rağmen olduğunu söyleyeceksiniz. Bu tevhidle bağdaşmaz. Bu bir çelişkidir. Baştaki duruşunuzdan şimdi geri dönmek anlamına gelir. Bu yüzden İbn Abbas diyor ki kader inancı tevhid inancının neyidir? Gereğidir. Bir başka yüzüdür. وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ. Bunlar da hadis-i şeriflerde geçen ifadelerden buraya alınmadır. İşte annesinin karnında sa'id olan kişidir gerçek sa'id. Şakî olan kişi de yine annesinin karnında şakî olarak yazılan kişidir. İşte melekler gelir dört şeyi yazarlar. İbn-i Mesud hadisinde de geçiyor, birçok sahabinin hadisinde geçiyor. Sahih hadistir bu. Kişi annesinin karnındayken orada 40 günlük aşamalar itibariyle ne oluyor? Belli evrelerden geçiliyor. Yaratılışın ilk evreleri orada efendim süreç olarak işliyor ve ruh üflendiğinde 120 günlük iken o kimsenin rızkı yazılıyor, ömrü yazılıyor, eceli ve o kimsenin ameli yazılıyor. Yani sa'id midir, şakî midir o yazılıyor. Rızık, ecel, sa'id, şakî, dört şey yazdırılır deniyor. Bu levh-i mahfuzdaki yazma değil, yazmanın birkaç merhalesi var. Levh-i mahfuzda bir yazma var, o ayrı. O levh-i mahfuz yaratıldı. Kalem yaratıldı. O zaman bazı rivayette Abdullah İbni Amr tarikiyle gelen bir rivayette Allah Resulü buyuruyor ki yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene evvel bunlar yazılmıştır. Bu manada bir hadis-i şerif var. Gaddara ifadesi geçiyor ama oradaki gaddara'yı ketebe anlamında yorumluyor alimler. Bir de ne var işte meleklerin kişi doğarken o kişiye mahsus yazması var. Genel bir yazma değil. Sadece o kişiye mahsus bir yazma vardır. Bir de senelik فِيهَا يُفْرَغُ كُلِّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ. O Duhan suresinin ilk ayetlerini hatırlayın.
Orada efendim yıllık kullarla ilgili, yeryüzündeki düzenle ilgili, durumlarla ilgili, işlerle ilgili ne var? Cenab-ı Allah'ın takdiri var. Bu takdir ne oluyor? Meleklere indiriliyor. Melekler bu takdiri, yani olacak şeylerin adeta bir kaydını, zaptını orada kullanıyorlar, şeye geçiriyorlar. Hayata geçiriyorlar, programa alıyorlar adeta. Bir de o var. Yazmanın, takdirin veya kitabetin farklı aşamaları var. Bu aşaması, yani anne rahminde yazılması aşamasında Allah Resulü'nün bizzat Sa'id ve Şakî kimseye bu bağlamda atıf yaptığını biliyoruz. وَاَصْلُ الْقَدَرِ سِرُ اللّٰهِ تَعَالَى فِي قَلْبِهِ diye burada kalalım. Çünkü vaktimiz kısıtlı, namaz kılmamız gerekiyor. Bundan sonraki derste inşallah geri kalan kısmı bitiririz. Çok fazla vakit almadan bir taraftan namaz kılmak isteyenler kılabilirler. Tabii Ebubekir Hoca'nın seminerine katılmak isteyenler için söylüyorum. Diğerleri için tabii ki ders bitmiştir. Sorusu olan varsa hemen alabilirim. Buyurun. Efendim buyurun. Yani kötülüğü kendisi yapıyor. İyiliği de Allah yaratıyor yani. Kötülüğü de Allah yaratıyor ama tercih söz konusu. Rağmenlik söz konusu değil burada. Tamam işte söz konusu olmadığını ifade ediyoruz orada. Biz de, yani kişi iyilik yapıyorsa, iyi oluyorsa Allah'ın iradesine uygun olarak Allah'ın yardımıyla bunu yapıyor. Kötü oluyorsa da Cenab-ı Allah'ın yine iradesiyle bunu yapıyor. Ona açtığı o alanla bunu yapıyor anlamı. Yoksa ona rağmen değil. Yani kendimize ayrı bir alan biçmiş oluruz o zaman. Yani haşa, haşa. Tabii. Orada o ifade ediliyor zaten. Cümlenin sonu olumsuz zaten. Bir de hatayı burada nereye koyacağız yani? Kaza Allah tarafından yani sayıklar listesi, şafiler listesi ama hata diye bir şey biliyoruz biz mesela. Hatanın yeri burada nedir yani? Kaderdeki yeri. Allah'ın lütfu mu demek istiyorsunuz? Hata mesela duayla veya sadakayla kul üzerine gelecek olan belayı defedebilir yani. Bir musibeti. Şimdi soru şu anlamdaysa kaderde her şey yazılmıştır, belirlenmiştir. Tabii, ama bakıyoruz bazı... Tabii, ilimdendir. Fakat yani oradaki benim cüz'i iradem nasıl yani? Burayı biraz açsanız yani. Şimdi şöyle yapalım. Bu meselenin açılması biraz zaman alabilir. Bunu bir sonraki derse bırakalım isterseniz. Çünkü vakit gerçekten sıkıştı. 3.30'da bir başka seminer başlayacak. 15 dakika var. Sizin de bir mola vermeniz gerekiyor. Ama Cenab-ı Allah'ın lütfu ve adaleti dengesi vardır. Cenab-ı Allah'ın lütfu o dilediğinedir. Herkesin hakkı olan bir şey değildir. Ama adaleti herkesedir. Yani yine önceki derslerde bunu anlattık ama önümüzdeki ders özel olarak bundan bahsedebiliriz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين